Evet değerli izleyiciler, şu anda Türkiye'de ve dünyada görebileceğiniz en modern sahamhanenin içindeyiz. Muhterem Bey bize sahamhanenin özelliklerini anlatacak. Evet, şu anda sahamhanemiz 2x16 TETA sistemi kurdu. Hakikaten sahamhanemizde şu anda gördüğünüz gibi yıkama sistemlerimiz şu anda 80 derece ısıyla rob başları, içindeki fortumlar, ölçü aletleri tertemiz oluyor. Hiçbir süt el değmeden direkt tanga gidiyor. Şu anda dediğim gibi bir hayvanlarda meme sıkıntısı, mastit, şu bu sorunumuz yok. Ha bu da nedendir? Sahamhanenin, TETA'nın hakikaten çok güzel bir sistem kurmuş, sürü sistemi. Şu anda hayvanın mastit olan sıkıntısını bile bilgisayar yakalıyor, kızgınlığını yakalıyor. Affedersin, günde kaç tane adım attığını bile tespit ediyor. Onun için hayvancılıkta olması gereken bir sistem. Hakikaten şunu söyleyeyim, hayvanın mema rahmi derler. Bu sahamhaneye kuran herkes çok memnun kalır. Onun için ben TETA'dan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sahamhane ürünleri yapmışlar. Bu arkamızda gördüğümüz, yani her ünitenin başında bir ekran var. Ne işe yarıyor bu ekranlar? Bunlar okuyucu sistemi hayvanların. Şu anda hayvanlar girdiğinde kendi numaralar var. Numaralarını girer arkadaşlar. Kaç litre süt verdiğini, işte dedim ya meme mastisti, hepsini tek tek gösterir. Yani buradan da görebiliyorsun. Buradan da görüyorsun. Bu anda şu ekranda hayvan geldiğinde ne kadar gebelik, kandaki gebeliğine varana kadar bu ekranda görürsün. Misal hayvanın boş olup olmadığını, kızgınlığını da tespit eder. Onun için arkadaşlar burada her şeyi tespit ediyor. Neden? Okuyucu sistem. Buradan da peki şunlar mı okuyucu sistem? Okuyucu sistem. Yani ne yapıyor? Her inek geldiğinde bu sistem bacağındaki çipi mi okuyor? Çip okuyor. Gelen hayvanın bacağındaki çipi okuyor. Hayvanın dedim ya biraz önce kızgınlığını, günde kaç litre süt verdiğini, yıl boyunca ne verdiğini gösterir. Mastit diye bir şu anda işletmemizde problem yok. Şu anda hayvanlarda hiç mastit diye bir problemimiz yok. Bunu da sürü yönetimiyle tespit edebiliyorsunuz galiba. Evet, bize tabii. Biraz sürü yönetimini anlatır mısınız? Tabii. Buradan bizi izleyenler için, çünkü çok önemli bir sistem. Özellikle belli bir kapasitenin üstündeki çiftlikler için çok önemli. Biraz nasıl çalışıyor bu sistem, anlatır mısınız? Şimdi TETA Teknik Türk'ün işletmemizde şu anda onu kullanıyoruz. Nasıl bir ürün? Mesela şöyle söyleyeyim. Hayvanda mastit varsa bilgisayar içeride yakalıyor. Misal hayvanın kızgınlığını yakalıyor. Ne diyeyim? Yılda ne yaptığını, ne yaptığını, sürü sistemini hepsini yakalıyor. Ha ben şunu söyleyeyim. İşletme grupta kuran insan arkadaşlarım için hakikaten şunu söyleyeyim. Böyle bir sahamhane kursunlar. Bu TETA olur, başka bir firma olur ama olması gereken bir şey. Nasıl olması bir gereken bir şey var? Şimdi akşam geliyorum mesela sabahına işletmeye. Sürünün içinde geziyorum. Ya bakıyorsun işte bilgisayara basıyorsun sabahına. Hangi hayvan? 36-86 kızgın. Dolaşıyorsun falan. Hep dolaşıyorsun. Bilgisayar cep telefonuna kaydediyorsun hayvanları. Elemanları çağırıyorsun. Oğlum kızgın hayvan var mı? Var yok, böyle mişti konuşuyor. Diyorum ki geç şu hayvana bak. Bilgisayardan bakıyoruz. O da bakıyor. Hakikaten varıyor. Hayvan kızgın. Tutuyor yani. Tutuyor. Bilgisayar yakalıyor. Evet. TETA'nın bu sistemi hakikaten çok güzel. Şimdi tabii kızgınlık sizin için önemli. Yakalamak aynı zamanda maliyetle de ilgili bir şey tabii. Şu anda hayvanın kızgınlığını yakalamazsa hayvan 18 gün boş geçecek. Bugün 18 gün kanlığına boş duracak. Bu da işletmeye zarardır. Tabii, tabii. Onun için bu önemli olan hayvancılıkta zamanında yapmak her şeyi. Tabii. Bugün yemini saatine vereceksin. Bızağın saatini emdireceksin. Her şeyi saatine yapacaksın. Canlı mala dur deme şansın yok. Hakikaten güzel bir sürü sistemi. TETA bu yüzden hakikaten çok güzel bir sistem yapmış. Teşekkür ederim kendilerine. Peki, biz size teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.